Merhaba. Bir akşam değerlendirmesiyle yine karşınızda olmak istedik. Öncelikle petrol fiyatlarına değinmek istiyorum. Petrol fiyatlarıyla ilgili olarak stoklar az önce açıklandı. Stoklar artış beklentisine karşılık 3,4 milyon varil azalış olarak açıklandı ve bunun ardından burada görmüş olduğunuz üzere petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketin hızlı bir şekilde oluşmuş olduğunu görüyoruz. 45,40 dolara kadar bir yükseliş eğilimi şu anda mevcut. Bu noktada ilk takip edeceğimiz direnç noktası burada 45-70 ve onun üzerinde 46-10 olacak. Bu noktada petrol fiyatlarında meydana gelen yükselişin ardından özellikle altın fiyatlarına değinecek olursak da sabah saatlerinde bugün itibariyle 1265 direnç seviyesi üzerinde potansiyelini arttıran altın fiyatlarında tabi burada görmüş olduğunuz dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketin hız kazanmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketin hız kazandığını gördük ve 1279 seviyesine kadar da bir yükselişin yaşandığını izledik. Bizim takip ettiğimiz direnç seviyeleri olarak 1266 üzerinde 1271 ve 1281 var demiştik. Bu anlamda 1281 yakınlarına kadar yükseliş eğiliminin burada oluştuğunu görüyoruz. Günün devamında özellikle petrol fiyatları da burada önemli olacak diğer emtialardaki hareketlerde. Bu noktada 1281'in altında kalan altın fiyatları dolar endeksinin de burada görmüş olduğumuz düşüşten sonraki bu düşüş de ABD seansı açılışının ardından endekslerde görülen negatif seyirle birlikte meydana gelen bir düşüş eğilimiydi. Onunla birlikte eğer dolar endeksi buradan yukarı yönlü toparlama eğilimi gösterirse yeniden bu noktada altın fiyatları da 1281 altındaki kalıcılıkta yeniden 1260 ve 1266'yı test etme imkanımız olabilir. Yani 1281 üzerinde potansiyel yakalanabilmesi için de dolar endeksinde burada takip etmiş olduğumuz destek seviyelerine doğru bir hareketlerin oluşmasını görmemiz gerekiyor. Bu noktada 93.75, 93.60 ve 93.45'e doğru bir hareket eğilimi oluşursa bugün kapanışına kadar altın fiyatlarında 1281 üzerindeki hareket eğiliminde de 1287 ile 1296'yı izliyor olacağız. Euro dolara biraz değinecek olursak, Euro dolarda özellikle dün bahsetmiş olduğumuz 1.1350 desteği önemliydi. 1.1350 desteği üzerinde kalıcılık sağlayan parite, dolar endeksinde yaşanan buradaki geri çekilmeyle birlikte yukarı yönlü hareketine hız kazandırdı ve önce 1.1380, 1.1390 dirençlerini geçtikten sonra 1.14 üzerinde dün bizim burada izlediğimiz ve paylaşmış olduğumuz 1.1430 direncini şu anda zorluyor. Günün ilerleyen dakikalarında, akşam saatlerinde önemli bir veri akışını olduğunu görmüyoruz. Bir veri beklenmiyor açıklanması beklediğimiz. Bu anlamda yine ilerleyen saatlerde nispeten daha sakin hareketler görmekle birlikte dolar endeksindeki belirttiğimiz seviyelere doğru hareketlerin oluşması durumunda özellikle şu nokta ve şu noktaya doğru. Bu anlamda Euro dolarda 1.1430 üzerinde 1.1450 ve 1.1470 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Özellikle 1.1430'un öncelikle geçilmesini beklemek gerekiyor. 1.1470'in üzerinde de daha önemli direnç seviyesi olan 1.1490'ı takip edeceğiz. 1.1430 altında kalıcı olacak bir paritede ki hareketlerin yeniden 1.14 ve 1.1370, 1.1350 bölgesine doğru geri çekilmesini de bekleyebiliriz. Dolar TL tarafına kısaca değinecek olursak, özellikle Dolar TL'de dün görülen buradaki yatay ve aşağı yönlü hafif seyrin 2.93, 2.94, 30 seviyesi yakınlarından destek bulduğunu ve buradan yukarı yönlü hızlı bir hareketin gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii burada Dolar TL tarafında düşüneceğimiz ve söyleyebileceğimiz şey yurt içi gelişmeler odaklı olacak. Bilindiği üzere yurt içinde gerçekleşen siyasi belirsizlik ortamı, politik bazı gelişmeler TL tarafında bir baskı unsuru oluşturuyor. Yani bugün aslında baktığımızda gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolara karşı bir değer kazanımı oluşsa da TL tarafında aynı şeyi söylemek mümkün olmadı ve bugün 2.97.50 seviyelerine doğru bir yükseliş eğiliminin oluştuğunu gözlemledik. Özellikle
petrol stoktan açıklanmasından sonra ki şu anda burada bahsettiğimiz direnci şu anda test ediliyor. Bunun stok verilerinin ardından dolar TL'de aşağı yönlü hareketlerde bir miktar hızlanma olduğunu gözlemledik. Tabi bu noktada ilk takip edeceğimiz seviye yine buradaki 2.94.30 seviyesi olacak. 2.94.30'un altında 2.93.60 daha önemli destek seviyesi olarak bize burada gözümüze çarpıyor. Özellikle burada aslında 2.93.60 ve 2.92.50 önemli destek noktaları. Bu iki seviye üzerinde kalmayı sürdürdükçe özellikle TL tarafında yani yurt içinde meydana gelen devam eden siyasi gelişmeler, siyasi belirsizlik ortamı, politik bazı gelişmeler bu anlamda TL'de baskın unsur olmaya devam ederse eğer bu iki seviye üzerindeki kalıcılık yeniden dolar TL'de yukarı yönlü hareketlerin etkili olmasına neden olabilir. Bu anlamda 2.97.50 seviyesi üzerinde tekrar burası test edilip buradan tekrardan yukarı yönlü hareketler görülmeye devam ederse burada akşama kadar ya da yarın da aslında bunu değerlendirebiliriz. 2.98.50-60 bölgesiyle burada 2.99-3 seviyelerine doğru da bir yükseliş eğilimini görme olasılığımız var diye düşünebiliriz. Herkese iyi akşamlar. Ben Bey Yatırım. Bizimle yola çıkabilirsiniz.